Bu özel günü canı gönülden büyük bir mutlulukla ve gururla kutlamak isterdim. 4 yıldır atanamayan, şu an bir markette çalışan, idealist bir öğretmen olarak neyi kutlayayım? Kutsal sayılan mesleğin itibarsızlaştırılması mı? Öğretmenlerin göz göre göre ölüme terk edilmesini mi? Emeklerimizin sömürülmesini mi? Hayallerimizin yıkılmasını mı? Bileğimizin hakkıyla kazandığımız sınavlardan, mülakat denen torpillerde elenmemizi mi? Ana babalarımızdan harçlık istemekten utandığımız için ne iş olsa yapar hale gelmemizi mi? Neyi? Samimi gelmeyen hiçbir şeyi kutlamayacağım. Ben Ekrem Demir. 2017 yılında Artvin Çor Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Aynı sene içerisinde öğretmenlik yapabilmek için gerekli olan pedagojik formasyon sertifikamı o zamanın ücretiyle devletimin üniversitesinde 2000 TL ücret karşılığında tamamladım. Öğretmen olma hayaliyle başladığım bu serüvene markette çalışarak devam ediyorum. Soruyorum, neden? Türkiye'de 93 eğitim fakültesi var. Bu fakültelerde yaklaşık 221 bin öğrenci eğitim alıyor. Türkiye'de üniversitelerin eğitim fakültelerinden her yıl mezun olan öğretmen sayısı atama yapılan öğretmen sayısından çok fazla. Mezun olan ve atanan öğretmenler arasındaki fark çok fazla olduğu için her yıl en az 25 bin öğretmen işsiz kalıyor veya atamayı bekliyor. 2020 yılında atanmayı bekleyen öğretmen sayısı 450 bindi ve bu sayı sigortalı çalışan öğretmenler hariç. Mezun ve atama arasındaki makas her geçen yıl artarken Milli Eğitim Bakanlığı'nda 100 bin öğretmen açığı bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılında 20 bin yeni öğretmen ataması yaptı. Türkiye'de ücretli öğretmen sayısı 80 bin. Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılında ücretli öğretmenlerin ücreti saat başına 19 Türk lirası olarak belirledi. Bir ayda tam 120 saat çalışan ücretli öğretmenin ücreti yaklaşık ayda 2200 Türk lirası. Bugün binlerce ücretli öğretmen 120 saatin altında çalışıyor. Bu durumdan dolayı binlerce ücretli öğretmen asgari ücretin altında maaş alıyor, açlık sınırı altında da yaşam mücadelesi veriyor. 2020 KPSS adayları son 17 yılın en az atama sayısını gördü. 2017, 18, 19 yılları KPSS puan geçerli, 2 yıl geçerliyken adaylar en az 3 veya 4 atamaya dahil olurdu. 2020 KPSS adaylarının da hakkaniyet açısından puanları bir yıl daha mutlaka uzatılmalıdır. KPSS'ye hazırlanmak maddi ve manevi bizi yıpratıyor. Her şey keyfi, kural yok. Markette, kafede, inşaatta çalışmak için mi öğretmen olduk? Her ile üniversite açtım. Açık öğretim fakültelerine her bölümü ekledim demek kolay. Önemli olan buralarda okuyup mezun olan öğretmenlerimiz mesleklerini yapabiliyorlar mı? Bir gün ücretli öğretmenliğe başvurmak zorunda kaldım. Başvurum olumsuz oldu. Merak edip başvuru yaptım. Liseyi kontrol etmeye gittim. O zaman liste asıyorlardı kapılara. Listede kendi bölümümde öğretmenlik yapacak arkadaşın ismini ve bölümünü gördüm. Arkadaş muhasebe mezunu. Buradan soruyorum herkese. Kardeşinizin, çocuğunuzun Türk Dili ve Edebiyatı dersini muhasebe mezunu bir arkadaştan almasını ister misiniz? Cümlemin başında mecburi dedim ücretli öğretmenliğe başvurmamın nedeni. Bunun nedeni mecburiyetten dolayı demem nedeni sevmiyorum, hoşlanmıyorum ücretli öğretmenlikten. Bilginiz vardır mutlaka. Ücretli öğretmen ders başına maaş alan, ders başı SSK'sı yatan, hafta sonu resmi tatil, yaz tatili ne SSK ne de maaşı yatan bir taşeron işçisi gibi bir şey. Bundan dolayı sevmiyorum, yapmak da istemiyorum.
Ücretli öğretmenlik yapanların ortalama aylık maaşları şu an 2000-2500 TL arası. Ve okul tatil olduğu zaman maaş da yok, SSK'da yok. Biliyorsunuz maalesef, az önce Sayın Meral Akşener de bahsetti. 23 yaşındaki beden eğitimi öğretmenimiz, 11 Kasım'da fedai öğretmen, inşaatta çalışırken hayatını kaybetti. Ondan sonra Merve öğretmen, Hasan Ali öğretmen, bunlar da canına kıyarak, intihar ederek, son çareyi ölümde bularak yaşamına son verdi. Bu ayıp, istihdama göre öğretmen yetiştirmeyen, hatta ihtiyacı kadar öğretmen bile atamayarak biz genç öğretmenleri umutsuz bırakan iktidarındır. Mesleğimizi onurla ve haysiyetle yapacağımız, geleceğe yön verecek nesiller yetiştireceğimiz günleri umut ederek yaşamaya devam edeceğiz. Sözümü Dostoyevski'nin İnsancıklar adlı kitabında bir cümleyle bitirmek istiyorum. Çok tuhaftı, ağlayamadım ama ruhum paramparça olmuştu.